vakıf başkanları, değerli basın temsilcilerimiz, sayın katılımcılarımız ve konuklarımız. Maynex 8. Sayın Başkanım, değerli katılımcılarımız ve konuklarımız, size kongre ev sahipliği yapıyoruz. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İSFAŞ ve TMOB Maden Birliği Maden Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Ayhan Yükseli buraya davet etmek istiyorum. Sayın ilçe belediye başkanlarım, siyasi partilerin saygı... Maden endüstrisindeki gelişmeler de daha düşük tenörlü cevherlerin üretilmesine ve işletme kapasitelerinin artırılmasına evrilmektedir. Buradan da ben her belediye başkanı karşımda gördüğümde, mikrofonu da bulduğumda bunu söylüyorum. Özellikle bazı yerel kaynaklarımızı, örneğin doğal taşlarımızı dünyada bir sürü ülke kendi havalanlarında, kamu binalarında kullanıyor. Ve tabii ki bu uluslararası ticarette maalesef engel var. Ama belediyelerin, yerel yönetimlerin gelen bir projede, bunu inceledik, İspanya'da, İsrail'de, bir sürü ülkede belediye yöre ve bölge taşından %20-25'lik eğer projede bir miktar yoksa o projeyi onaylamıyor. Değerli başkanım, biz özellikle size geldiğimizde ben gerçekten şahsım ve tüm sektörüm adına teşekkür ediyorum. Gelip taleplerimizi tereddütsüz, amasız, doğruysa yerine getireceğiniz. Bu konuda da bu işin öncülüğünü yaparsanız gerçekten minnettar oluruz. Dolayısıyla ekonomik gelişmeyi sağlamak adına doğaya zarar veren, kaynakları sınırsız şekilde kullanmayı hak gören bir anlayışında tümüyle karşısındayız. Madencilik sektörünün ekonomiye katkıları şüphesiz çok fazla ve değerli genel başkanın ifade ettiği gibi tek bir zerresini ıskalamamak gerekiyor. Ne mutlu ki dünyada madenciliğin doğaya ve çevreye daha duyarlı yöntemler geliştirmesinin öncellendiği bir süreç yaşıyoruz. Bu yöndeki girişimlerin Türkiye'de de hızla artması gerektiğini ve ekonomiye katkı sunarken doğaya saygılı, sürdürülebilir bir madencilik anlayışının gelişmesini temenni ediyoruz. Dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olan bu topraklarda, tarımda, sanayide, turizmde ve diğer tüm sektörlerde bir taraftan ekonomik refahı yükseltirken, diğer taraftan doğaya uyumlu, zarar vermeyen bir anlayışın hakim olmasını arzuluyoruz. Sektörün tüm bileşenlerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu fuar ve kongrede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor. Sektör temsilcileri ve uzmanların dikkat çekeceğimiz bu hususlara da önem vereceğini ümit ediyoruz. Maden üretenler, önce Metin Uca'dan kısa eğlenceli bir bilim tarihi, sonra da bir duayenle çevre ve insan dostu. Çok teşekkür ederim, çok iyi. Sayıyı buraya arz ediyorum ki katılımcı ve konuklarımıza başarı ve iyi dilekleri olacaktır mutlaka. O yüzden ulusal ve uluslararası ziyaretçilerimizi yeniden ağırlayacağız. Sektörde faaliyet gösteren ayakkabı üreticileri, toptancılar, distribütörler, tasarımcılar, sektörel dernek, oda ve kuruluşlar, ihracatını artırmak, dünya piyasasının nabzını tutmak, sektör içindeki değişikliklere adapte olabilmek ve moda alanında yenilikleri takip edebilmek için fuarımıza katılım gösteriyor. Fuarımızda alım heyeti programı ile yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçi ve katılımcıları hedef ürün gruplarına göre bir araya getiriyor ve verimli iş ilişkilerinin kurulmasına gayret ediyoruz. Şu Expo fuarında yaratıcılığı da destekliyoruz. Yeni ürünlerle birlikte sektöre yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyoruz. Ayakkabı sektöründe ilerlemek isteyenleri
sektör profesyonelleriyle buluşturuyor ve bu sayede yeni tasarımcıların özgün tasarımlarla sektörü güçlendirmelerine katkı vermeyi amaçlıyoruz. Evet, fuarımızın 250'den fazla yabancı ziyaretçisi var. O ziyaretçilerden bazıları da Kırgızistan. Sektör temsilcileri, dernek ve birlik başkanlarımızla birlikte, hep birlikte 46. kez. Allah nasip ederse, gerçekten elinden inşallah. Kendi sektörü, gerçekten üçüncü sınıfı var. Bunu hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü yurt dışına yapıyoruz bunları başkanım. Tamam.